İnayeti, sevgisi ve selameti artan ölçüde yine bu akşam sizin üzerinize dökülsün sevgili gönüllüler. Evet, dünyaya gelen gerçek nur vardır diyor kutsal kitap. İsa Mesih Tanrı'dan çıkıp dünyaya gelen gerçek nur. Dünyayı aydınlatan gerçek nur. Böylece onun aramızda yapmış olduğu işlere tanık olan bizler, şahitler topluluğu olarak bugün Rabbin önünde duruyoruz ve Rabbin gökten göndermiş olduğu bu ışığa tanıklık ederek diyoruz ki evet, İsa Mesih bedende dünyaya geldi. O Tanrı'nın kutsalı ve kurtarıcısıdır. O gerçek yaşayan Tanrı'dan gerçek Tanrı'dır. Beden alan mukaddes sözün ta kendisidir. Şimdi bakın, Petrus'un mektubunu biz okuduğumuzda şöyle söylüyor. Diyor ki bu mektupta, işte bağışlanacak, size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptılar. Biraz önce kutsal kitaptan birçok ayetler okundu. Eski Ahit'te okunduğumuz bu ayetler hakkında kelam diyor ki peygamberler bir şeyler söylüyorlardı. Bir müjde veriyorlardı ama bunun ne olduğu hakkında kesin bir bilgiye sahip değillerdi. Ve bu peygamberler bu müjde ne zaman gerçekleşecek? Vaat edilen kurtarıcı kral ne zaman gelecek diye diyor onlar araştırıyorlardı. Ne mutlu size. Araştırmak zorunda değilsiniz. Çünkü size bildirildi, size açıklandı. Siz gözlerinizle bu kurtuluşu gördünüz. Ruhsal gözlerinizle gördünüz. Ve sizin içinize kutsal ruh vasıtasıyla da bir iman koyuldu. Ne şanslısınız ki bugün buradasınız. Diyor ki ışık karanlıkta parlar. Ama karanlık ışığı anlayamadı. Çok acı bir şey. Bir yerde ışık var ama karanlıkta olanlar bu ışığa gelip de aydınlanamıyorlar. Ve ışığın çocukları olamıyorlar. Ve Tanrı sizi o kadar çok sevdi ki milletler arasından seçti ve buraya getirdi ki siz bu ışığın çocukları olasınız ve dünyanın nurları olarak parlayasınız. İşte niçin bugün burası böyle loş ve niçin burada bu mumlar yanıyor? Düşünelim ki karanlıkta bu mumların ışığı ne kadar güzel görünüyor değil mi? Evet. Mesele romantik bir hava yaratma meselesi değil kardeşler. Mesele şu, kutsal kitap bize diyor, siz dünyanın ışığısınız. İsa dedi, ben dünyanın ışığıyım. İşte karanlıkta bu mumun yanışı ne kadar harika bir şekilde mistik bir atmosfer yaratıyorsa, sizler de her biriniz dünya üzerine dikilmiş ve Tanrı'nın izzetini ve yüceliğini bütün tatlılığıyla insanlara yaratan ışık kaynaklarısınız. Rab böyle layık gördü ve bizi böyle seçti ve böyle sevdi. Ne mutlu o yüreğe ve o göze sahip olanlar. Ben istiyorum ki kelamı bugün Matta bölümünden, Matta'nın ikinci bölümünden size paylaşayım. Bakın o Matta ikinci bölümünde 3 tane doğudan gelen yıldız bilimci hakkında konuşuyor. Çok ilginç bir şey. Bu insanlar İsrail halkından değiller. Bu insanlar Yahudi değiller. Bu insanlar bir doğu ülkesinde başka bir inanca sahip olan milletler. Ve bu inanç içerisinde olan bu milletler bir kurtuluş bekliyorlar. Çünkü her millet bir kurtuluş bekliyor ve her millet bir kurtarıcı bekliyor. Ve bu yıldız bilimci denilen insanlar fala bakan falcılar değillerdi. Bunlar da kendi inanışlarına göre dindar insanlardı. Ve belli ki aynı zamanda da bugün nasıl bazı astronomlar vardır, bazı bilginler vardır, dünyanın her yerinde tanınırlar. Belli ki bu 3 kişi de tanınan kişiler. Eğer ki tanınan ve bilinen, sözüne güvenilir insanlar olmasalardı, Yeruşalim'e geldiğinde kral onları çağırmazdı, onlara fikir sormazdı. Halk onların sesini işittiği zaman kulağını kabartıp da eyvah bu 3 kişi birinden bahsediyor deyip de tedirgin olmazdı. Çünkü
Kutsal kitap okuyoruz ki Matta'nın 2. bölümünde diyor ki ne zaman ki bu yıldız bilimciler geldiler ve dediler ki işte İsrail'in doğacak olan kralı nerede? Biz ona tapınmaya geldik. Çok ilginç değil mi? Başka milletten olan insanlar İsrail'in kralına tapınmaya geliyorlar. Şimdi İsrail halkından insanlar gelip de kendi krallarına tapınsalar anlar. Peki bu uzaktan gelen bilimciler, bu bilginler o kralın nasıl bir kral olduğunu fark ettiler mi acaba? Size şunu söyleyeyim ki evet. Çünkü o kralın gelecek olan İsrail'in tarihinde ve kitabında yazılı Mesih olduğunu onlar anlamışlardı. Ve böylelikle de milletler arasında kurtuluşu bekleyenler nereye bakıyorlar? Yukarıya bakıyorlar. Ama ne acı bir şey ki kendi elinde kitabı olan halk uykuya dalmış ve onlar yukarıya bakıp beklemiyorlar. Müjde yabancı milletlere gidiyor. Bugün de aynı şekilde sevgili kardeşler, İsrail halkı hala karanlıkta ve bizim gibi yabancı milletlere müjde erişti ve Mesih'in doğuşu yüreklerimizde gerçekleşti. Amin. Ve bu 3 yıldız bilimci gökte bir alamet gördüler. Ve bu sıradan bir alamet değildi. Tanrı yaratılışın başlangıcında ayı, yıldızları, ışıkları koyduğu zaman diyor ki günler, aylar ve alametler içinde. İşte burada Tanrı kendi alametini gösterdi ve yukarıda bir yıldız parlıyordu. Ama bu insanlar, bu 3 bilgin hep yukarıya bakıp yukarıda Tanrı'nın ne gibi bir alamet yapacağının peşindeydiler. Eğer ki gözümüzü biz yukarıya çevirirsek, yukarıda mutlaka bize bir kurtuluş alameti gelir sevgili kardeşler. Amin ya. Onun için biz gözümüzü yere çevirenler değil, kulağımızı dünyaya açanlar değil, bu 3 bilgin gibi yukarıya bakalım. Çünkü yukarıda alametler olacak ve Mesih'in 2. gelişinin alameti de yine nereden görünecek? Yukarıdan. Öylelikle yukarıya bakalım. Ve bu insanlar, milletlerden olan bu insanlar geldiler ve İsrail'e bir müjde getirdiler. Sizin kralınız doğdu. Bir kral, Mesih olan beklenilen kral doğdu. O nerede? Biz tapınmaya geldik. Kardeşler, biz okurken hemen geçiyoruz orayı. Dikkat edin, uçak yok. Araba yok. Bu insanlar uzak yerden bir şeyi takip ediyorlar. Bu insanlar hayalperest değillerdi. İsa Mesih ne dedi? Ben parlak sabah yıldızıyım. Evet, o günde bir yıldız parlamıştı. Bugün genellikle böyle televizyonlarda bazı programlar olur, yıldız programları. Eğer ki birileri ünlü olmak isterse birbirlerine ne söylüyorlar? Yıldızın parlasın. Dünyada parlayacak bir yıldız yok. Parlar ve hemen söner. 2 gün sonra söner. Ama bir yıldız parladı ki yıldızların yıldızını aldı götürdü. O parlayan yıldız doğrudan gökten gelmiş olan gerçek ışığın kaynağı İsa Mesih'e ulaştırdı. Bu yüzden biz sönen yıldızlara bakmayalım. Sönen yıldızları takip etmeyelim. Sönen yıldızlara özenmeyelim. Gerçek kalıcı olan ebedi yıldızın ardınca gidelim. O parlak sabah yıldızı olan Rab Mesih'tir. Ve diyor ne zaman ki bu 3 yıldız bilimci bunu söylemeye başladılar, orada bulunan kral da ve Yahudiler de diyor tedirgin oldular. Niye tedirgin oluyorlar? Şimdi kralın tedirgin olmasını anlarım. Bir Roma kralı, çünkü İsrail'den bir kral doğuyorsa bu demektir ki Roma'nın krallığı yerine bir edilecek. Peki Yahudi halkı niye tedirgin oldular? Onlar niye korktular acaba? Biliyor musunuz? Eğer insan karanlıkta yaşamayı severse ışıktan nefret eder. Işık onu rahatsız eder. O yüzden de bir ışık parlıyor, bir yıldız parlıyor. Çünkü bir Mesih geldiğinde onların günahına göre hükmedecekti.
Onların günahını açığa çıkaracaktı ve bu insanlar karanlıktan uyanmak istemiyorlardı. Bu yüzden de birçok milletler bugün de aynı şekilde müjdeye kulak vermiyorlar. Müjdeyi dinlemek istemiyorlar. Bu yücelerden doğan o güneşi takip etmek istemiyorlar. Niye? Çünkü işleri kötü ve karanlıkta yaşamak istiyorlar. Bu yüzden de Mesih'in ismine karşı direniyorlar. Ama ne olursa olsun o yıldız parladı. Ve o yıldız ebediyen parlayacak. Ve bu insanlar uzaktan dağ, dere, tepe demeden günlerce, belki haftalarca, belki aylarca yıldızı takip ettiler. Ararsanız bulacaksınız. Rabbin kelamı öyle söylüyor değil mi? Arayan bulur. İşte onlar da yıldızı gördüler ve dediler ki bu yıldız bizi doğru yere götürecek. Krala götürecek. Çünkü bu kral sıradan bir kral değil. İsrail'in basit bir kralı değil. Bu ebedi bir kral. Onun krallığının sonu olmayacak diyor peygamberlik. Ve bu insanlar bunu duymuşlardı. Sonu olmayan krallığa doğru yola gittiler. Ve bütün sıkıntılara göğüs gerdiler. Ve dediler ki eğer ki bu yıldız parladıysa mutlaka bizi doğru yere götürecek. Bu insanlar iman ettiler kardeşler. Ve imanlarına göre de Rab ne yaptı? Onlara rehberlik etti. Rab onlara önderlik etti. Eğer ki biz hakikati arayan bir imana sahip olursak size şunu söyleyeyim ki Rab ne yapacak? Kendi ruhuyla bize önderlik ve rehberlik edecek ve hakikatin kaynağı olan o gerçek krala bizi getirecektir. Amin. Ve onlar geldiler. Ve buldular. Bir de baktılar ki öğrendiler. Önce Yeruşalim'e gittiler. Yeruşalim'de öğrendiler. Dediler kral nerede doğacak? Nerede doğacak? Ve bu insanların öğrenmek istediği bir cevap vardı. Cevap nereden geldi onlara? Cevap kutsal kitaptan geldi. Ve Yahudi halkı dediler ki işte bizim peygamberlik kitabımızda yazılıdır ki doğacak olan kral İsrail'de Beytlehem'de doğacak. Yabancı milletlerden olan bu üç kişi ne yaptılar? Bu peygamberlik sözüne iman ettiler. Çünkü peygamberlik sözleri Rab'den olan sözlerdir, asla bozulmazlar. O gün de öyleydi, bugün de öyle. İşte bu üç kişi bu söze iman ettiler ve sözün gösterdiği adrese doğru gittiler. Eğer biri bugün de yine bu söze iman eder ve bu sözün gösterdiği adrese doğru giderse bu adres doğru bir adrestir. Sonuç nedir? Mesih'tir. Amen. Mesih'i bulmaktır. Ve onlar bu peygamberlik sözünü okudular, Betlehem'e doğru yola gittiler. Onlar baktılar ki yıldız bir yerde duruyor. Ve koşa koşa yıldızın durduğu. Şimdi size şunu söyleyeyim kardeşler. Eğer ki o yıldız, bugünkü bizim gördüğümüz o yıldızlar gibi aynı hizada olsaydı acaba, o insanlar baktıkları zaman gökyüzünde çok uzaklarda bir yıldız parlıyor. Hangi evin üzerinde durduğu belli olur muydu? Anlayabilirler miydi? Anlaşılması mümkün değil. Düşünün gökte bir yıldız, binlerce yıldız parlıyor. İsterse büyük yıldız olsun, hangi evin üzerinde durduğunu nereden anlayacaksınız? Ama nasıl ki biz eski ahit okuduğumuzda Tanrı İsrail'i kölelikten, Mısır'ın köleliğinden çıkardığı zaman o çöl yolunda ne yapıyordu? Halka önderlik yapıyordu. Diyor ki gece ateş direğinde, gündüz de bulut direğinde Tanrı yol gösteriyordu. Demek ki bu parlayan yıldız öyle çok yükseklerde değil, yakınlarda, daha yakın bir yerde, yani bir evin üzerinde durduğunda fark edilecek bir şey. Peki milletler bunu fark etmediler mi? Böyle bir yıldız parladığında milletler görmediler mi? Nasıl görmezler? Görmek istemiyorum. Dünyanın zenginliği, dünyanın aldatıcı eğlencesi, zevki, sefası onları o kadar meşgul ediyordu ki belli ki gökteki alametlerden hiçbir şey çıkartmayı düşünmediler. Ama bu insanlar öyle değil. Bu insanlar kafasını bir şeye takmıştı. Bir Mesih var, bir kurtarıcı var. Tanrı asırlar boyunca peygamber kulları vasıtasıyla vaat etmiş. O geliyor. Bu onun ışığıdır. Gidelim şu kurtarıcıyı biz görelim. Ve geldiklerinde bir ev. Evden içeri giriyorlar. Nasıl bir ev? Evet, bir ev. Bayağı bir ev.
Ama herhalde evin içine girdiler, evin içinde bir şey göremediler. Yemliğe gittiler, ahıra gittiler. Ahırda bir kadın, bir koca ve yemliğe yatırılmış olan bir bebek. Şimdi Luka bölümünü okuduğumuzda şöyle söylüyor kutsal ruh. Handa diyor onlara yer yoktu. Peki Tanrı isteseydi handa bir yer ayarlayamaz mıydı? Ayarlayabilirdi değil mi? Tanrı istese önceden her şey onun kontrolü, onun planı altında değil mi? Her şey onun kontrolü altında. Neden yapmadı Tanrı? Şimdi bir yerde Yusuf'a diyor ki Yusuf, Meryem'i kendine eş almaktan korkma. O diyor kutsal ruhtan gebe kaldı. Yusuf seviniyor. Meryem diyor ki Rab diyor ben erkek bilmedim. Ama Tanrı'nın ruhu diyor ki Meryem senden olan kutsal ruhtandır. Meryem seviniyor. Tanrı bende bir iş yapıyor. Yusuf nişanlısı diyor ki Tanrı bizde bir iş yapıyor. Ama gidiyor yer arıyorlar. Kapıları çalıyorlar. Cevap yok. Acaba onlar demiş olabilirler ki Tanrı sen bir iş başlattın. Bir iş yaptın ama bizi şimdi ortada bıraktın. Ve biz ortada kaldık. İşte doğum sancıları içerisindeyim ama bana bir yer yok. Onlar bunu acaba dediler mi? Ne dersiniz? Demiş olabilirler mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama sanmıyorum ki demiş olsunlar. Ben de sanmıyorum. Sanmıyorum ki demiş olsunlar. Gerçek iman sevgili kardeşler, Tanrı'yı yargılamaz ve Tanrı'yı suçlu çıkartmaz. Eğer Tanrı bir şey söylediyse bugün bizim için acı gelebilir ama Tanrı'nın orada bir işi vardır. Çünkü her acıdan Tanrı bir tatlı çıkarır. Her acı insanlara bir şey öğretir sevgili kardeşler. İşte Tanrı'nın da orada kendi evlatlarını öğreteceği ve dünyaya öğreteceği bir şey vardır. Bir ahırdan bahsediyoruz. Hayvanların yaşadığı bir ahır. Hiç ahırdan içeri girdiniz mi? Çok hayvanların yaşadığı, ineklerin, öküzlerin, atların, eşeklerin, koyunların, keçilerin yaşadığı bir ahırdan içeri girdiniz mi? Oranın havasını kokladınız mı? Kokladınız mı? Orada türlü türlü değişik kokular gelir değil mi? Ahır bir koku vardır. Çocuğunuzu öyle bir yerde, yeni doğan bebeğinizi öyle bir yerde tutar mısınız? Aranızda var mı? İstediği kadar mütevazi olsun, alçak gönüllü olsun, engin yürekli olsun, olsun canım çocuğum doğsun da ahırda doğsun diyen biriniz var mı? Yapmazsınız değil mi? Bugünkü ortamda bile çocuk bebek doğar doğmaz, daha doğmadan türlü kıyafetler alıyorsunuz, hazırlıyorsunuz, ediyorsunuz. Yani öyle bir rahat ediyorsunuz ki çocuğu aman bir ufak esinti bile almasın. Ufak bir esinti aldım ama ne oldu çocuk kıskırdı. Çocuk kustu. Ama ne olur? Ama ne olur? İçiniz gidiyor. İçiniz eriyor. Çocuk için neler yapmak istiyorsunuz? Ama burada doğan biri var ve bu Tanrı'dan olan biri Tanrı bir şey yapmıyor. Ve Kelam da bunu yazıyor. Ve insanlar sormazlar mı ki canım Tanrı niye böyle bir şey yaptı? Tanrı niye böyle bir şey yaptı? Sordunuz mu? Tanrım niye böyle yaptı? Sen zengin bir tanrısın. Sen güçlü bir tanrısın. Senin sözündür beden alan. Şimdi o küçük bebek yemlikte doğdu. Annesi orada göbeğini kesti. Ya mikrop alsa? Oranın kokusuyla bu bebek nasıl nefes alacak Tanrım? Hiç bu bebeği düşünmedin mi? Sen işkenceden hoşlanan bir tanrı mısın? Sordunuz mu? Sordursanız cevap aldınız mı? Nasıl bir şey? O çocuk, yeni doğan bir çocuk oradan nasıl nefes aldı? Ama herhalde sevgili kardeşler, Tanrı şunu söylemek istiyordu. Ben insan yarattım ama yarattığım insanlar insanlıktan çoktan çıktılar. Çoktan çıktılar. O yüzden bu ahıra bakın, o zaman insanların ne hale geldiğini anlarsınız. Buranın kokusuna bakın, ben bir dünya yarattım. İçi o kadar tatlı kokuyordu ki insanlık dünyanın kokusunu da bozdular. İnsanlık dünyanın havasını da bozdular. İnsanlık onuru da bozdu. Karakteri de bozdu. Düşünceyi de bozdu. Ahlakı da bozdu. İnsanlık her şeyi bozdu. İnsanlık her şeyi kokuşturdu. İşte böyle bir ortam içerisinde
doğmuş olan bir bebek var sevgili kardeşler. Bu mesajı veriyor bugün. İşte kutsal kitap bu ayetleri yazarak bize bu mesajı veriyor ki böyle bir ortam içerisine Tanrı saf, kutsal, kusursuz bir şekilde gelip giriyor. O havayı solumaya razı oldu. Kimin için? Bozulmuş olan havayı temizlemek için. Adeta filtre etmek için. O bozulmuş olan hava içerisinde, bozulmuş olan karakterlere yeni bir karakter aşılamak için, yeni bir insanlık yolu göstermek için, yeni bir insanlık onuru kazandırmak için, ahırdan insanları dışarı çıkarıp insan gibi insan yapmak için geldi, ahırda doğdu. Bazen biliyor musunuz, bir yerden içeri girersiniz, bakarsınız ki orası çok pis, çok berbat, temizlenmemiş, paklanmamış, toz bir karış, her taraf bir yerde, hemen içeri girdiğinizde söylediğiniz söz ne olur? Ne burası ya, ahır gibi? Değil misiniz? Evet. Dediğiniz oluyor mu? Hemen ne diyorsun? Ne burası ahır gibi? İşte dünyada ahır gibi. Tanrı da diyor ki, bu ufak örnekte bu dünya ahır gibi olmuş. Bu dünyanın temizlenmesi lazım. Bu dünyanın havasının temizlenmesi lazım. Bu dünyanın insanlığının değişmesi lazım. O yüzden de Tanrı, evet, bir handa yer ayarlamadı, evde yer ayarlamadı, sarayda yer ayarlamadı. Geldi bir ahır içerisinde o saflığıyla, kutsallığıyla kendisini gösterdi. Bu üç yıldız bilimci kalkıp geldiklerinde hiçbir şey söylemiyorlar. Yıldız bilimciler yargılamıyorlar. Demiyorlar ki ey Tanrı, Tanrı'nın yıldızı, Tanrı'nın Mesih'i böyle bir ahırda mı doğacak? Hayır. Hemen ne yapıyorlar? Secde kılıyorlar. Niye? Çünkü anlıyorlar. Onlar mesajı iyi anladılar kardeşler. Tanrı'nın vermek istediği mesajı iyi anladılar ve hemen hazırlamış oldukları, önceden hazırlamış oldukları hediye paketlerini açtılar ve geldiler diyor, secde kıldılar. Niye secde kılıyorlar? Ortada bir bebek var. Bir Meryem var. Bir Yusuf var. Onların hakkında fazla bir şey duyulmamış. Bu insanlar da tanımı bilmiyorlar. O Meryem'e ve Yusuf'a tapınmadılar. Meryem'e ve Yusuf'a secde kılmadılar. Küçük bebeğe secde kıldılar. Küçük bebeğe. Niçin? Çünkü bu insanlar şunu bildiler. Evet, bu kirli olan, havası kokmuş olan, bu bozuk yere tenezzül eden bir göksel kral var. O çocuğa, o bebeğe baktıklarında Tanrı'nın kutsallığını, çünkü bebek neyi simgeler? Saflığı simgeler. İşte onlar geldiklerinde anladılar ki burada bir Mesih var ve burada bir bebek ve bu bebek Tanrı'nın kutsallığını, paklığını, saflığını ortaya koyuyordu. Ve dünyanın kiri içerisinde. Çünkü neden? Hemen doğduğunun anında gelmediler. Göbek bağı kesilir kesilmez gelmediler sevgili kardeşler. Doğduktan sonra geldiler. Doğdu ama yine oradaydı hala. Ve onlar geldiler. Secde kıldıklarında bir şeye secde kıldılar. Çünkü oranın havası çocuğu bozmadı. Bozabilir miydi? Hayır. Ne söylüyorsunuz? Yani şimdi sadece mikrop bu zamanda mı mikroptu? O zaman mikrop yok muydu? O zaman virüs yok muydu? O zaman bakteriler yok muydu? Henüz icat edilmemiş miydi? Var. Size söylüyorum ki var. O ahırın içinde de var. Ama bir şey var. O çocuğun temizliği, o bebeğin paklığı, o bebeğin saflığı hiçbir şekilde bozulmadı. Oranın havası çocuğu bozmadı. Oranın havası bebeği bozmadı. Ama biz yetişkin insanlar olmamıza rağmen bir havadan başka bir havaya gidiyoruz, bizim havamız da bozuluyor. Bozuluyor mu? Biraz hemen bir tuhaf oluyor muyuz? Hemen şartlara ayak uyduruyor muyuz? Hemen ortama ayak uyduruyor muyuz? Sonra da ne söylüyoruz? Ortama uyacaksın kardeşim, bu zaman öyle. Ortama uya uya uydurma bir şey olur çıkarsın. Çünkü gerçek değerleri kaybedersin. Ama bu çocuk, bu bebek saflığından ve paklığından hiçbir şey kaybetmedi ve dünyanın kiri onu lekeleyemedi. Ve hala orada bu bebek.
ve Tanrı'nın bütün saflığını yansıttığı için, o krallığın doluluğunu yansıttığı için saflığın, paklığın ve krallığın önünde secde etmek iyidir. Eğer ki bugün bir ortam seni bozuyorsa ama senin benim bozulduğum bir ortamda başka biri gelip de bozulmuyorsa onun önünde secde eder misin etmez misin? Der misin demez misin ki bravo, duruşunu hiç kaybetmedin, hiç bozulmadın, duruşundan hiç taviz vermedin, olduğun gibi kaldın ve dünya seni bozmadı diye ona karşı büyük bir övgü sunar mısın, sunmaz mısın? İşte o ortam İsa bebeği bozmadı. Bozmadığı için onlar ne yaptılar? Krallığının işareti olarak hemen hediyelerini açtılar. Hediyelerinden altın getirmişlerdi ve dediler ki ey safların safı, ey pakların pakı, ey temiz olan gökten gelen Mesih kral, sen gerçek olan ebedi kralsın ve sen bozulmayansın. Hangi ortamda olursa olsun tenezzül ettin. Şimdi sana bu altını sunuyoruz. Krallığının bir işareti olarak ve orada krallığını ilan ettiler. İkinci bir şey, evet orada kraldı. İkinci bir hediye neydi? Mür getirdiler değil mi? Mür genellikle sevgili kardeşler o dönemlerde eğer birisi krallığa takdis edilirse, krallığa atınırsa o zamanlarda hoş kokuyu getirip de onlara sürerlerdi ve hoş kokuyla onu meshederlerdi. Ve bu da onun kurtarıcılığının işaretiydi. Ve bir kurtarıcı olarak geldin, hayvan yemliğinde hayvanların arasında doğdun ve böylelikle gerçek ikinci Adem olarak gerçek insanlığın ne olduğunu öğretmek istedin. Bunun karşısında secde kıldılar. Ve aynı zamanda bir şeyin daha karşısında secde kıldılar. Tanrı dünyanın zenginliğini, geçici zenginliğini kullanmadı. Geçici zenginliği reddetti. Dünyanın görkemini kullanmadı, onu reddetti. Ve böylelikle Tanrı burada şunu söylemek istedi. Dünyada gördüğünüz, arzuladığınız her türlü göze hoş görünen şeyler bir gün geçecek. Bir gün geçecek. Ama ben ebediyen kalıcı olanım. Ve böylelikle göksel olan kendi mütevaziliğini ve dünyanın aldatıcı zenginliği karşısında bozulmayacak bir mütevaziliği han içerisinde yemlikte Tanrı gösterdi. İşte bu üç bilgin bu mütevaziliğin karşısında da secde kıldılar ve ona hediyeler verdiler. Bakın bize ne öğretiyor. Kardeşler, biz birazcık bir yere ersek, birazcık elimize bir şey geçse, birazcık imkanımız güzelleşse hemen bozuluyoruz. Karakterimiz de bozuluyor, ahlakımız da bozuluyor, konuşmamız da bozuluyor, davranışımız da bozuluyor değil mi? Çünkü dünyanın o çekici zenginliği, güzelliği insanı bozuyor. O yüzden de günahın köklerinden bir tanesi nedir? Para sevgisidir. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun diyor değil mi? Ama biz bu sevgiden uzak olabiliyor muyuz? Çoğu zaman insanlar ne derler? Birisi eğer ki hayatı biraz sağa sola kaydırdıysa, çizgiyi bozduysa hemen ne söylerler? Parayı gördü ya kudurdu. Derler mi demezler mi? Demek ki ne yapıyor? Bozuyor adamı. Dünyanın geçici zenginliği insanı bozuyor. Bu bir gerçek kardeşler. İmanlı da olsa bozuluyor, imansız da olsa bozuluyor. Fakat burada bozulmayan bir karakter var. Burada hiç dünyanın geçici zenginliğini aldırış etmeden bütün mütevaziliğiyle yemlikte yatan bir bebek var. Bunun karşısında ne yapmak lazım? Bozulmayan karakterin karşısında eğilmek lazım. Lazım mı değil mi? İşte bu üç bilgin bu bozulmayan mütevaziliğin karşısında yemlikte yatan çocuğun önünde eğildiler ve o yemlikte yatan bebekten çok şeyler öğrendiler. Biz senede bir defa bu yemliği düşünürüz. Size şunu söyleyeyim, bu yemliğin hikayesini biz her gün düşünmeliyiz. Her gün düşünmeliyiz.
Ve her gün yönümüzü o yemliğe çevirmeliyiz. Yemlikteki o bebeğe bakmalıyız. Üçüncü verdikler hediye ise o Mesih'in krallığı, Mesih'in kurtarıcılığı ve üçüncü hediye ise Mesih'in ölümüne işaret ediyordu. Bakın bunlar peygamberlik sözlerini çok iyi anlamışlardı ki evet bir mütevazi kral doğuyor, dünyanın zenginliğini reddeden ve dünyanın verdiği şeylerle kendisini lekemlemeyen bir mütevazilik aynı zamanda kendisini sunan, kendisini feda eden bir sevgi. Böyle bir sevginin karşısında da böyle bir mütevazilik ve kendisini feda eden bir sevginin karşısında ne dersiniz? Menfaatsiz olan bu sevginin karşısında eğilmek ve secde etmek gerekir mi, gerekmez mi? Gerekir değil mi? İşte bu üç bilgin bu sevginin karşısında da eğildiler. Ve dediler ki bu eğinilmeye ve secde edilmeye değer bir kurtarıcı, kurtarıcı ve kraldır. İşte bugün bize doğan böyle bir kurtarıcı sevgili kardeşler. Aramıza gelen böyle bir örnek. Gökten geldi. Gökten çıktı geldi. Ben babadan çıktım geldim diyor. Şimdi İncil diyor handa onlara yer yoktu. Yemlikte yer vardı. Ne mutlu o cana ki yemlikten dışarı çıksın. Ne mutlu o cana ki, çünkü o bebek dışarı çıktı, yemlikte kalmadı. Ne mutlu o cana ki hep onu takip etsin. Ne mutlu o cana ki hep onun ardınca yürüsün ve ona benzer olsun. Kardeşler, bugün Tanrı bize şu mesajı veriyor. Bakın, ben yüksekteyim. Ama ben alçak gönüllülere lütfeden bir Tanrıyım. Çünkü ben de alçak gönüllüyüm. Ben de engin yürekliyim. Ben de mütevaziyim. Bütün zenginlik, servet benim elimde. Ama yine Tanrı yemlikten seslenerek diyor ki evet o bütün zenginliğine rağmen yoksul olmaya razı oldu. Ta ki onun yoksulluğuyla biz zengin olalım. O yoksul oldu. Yemlikte ta ki ona gidip biz zengin kral çocuklarına dönüşelim. Ve Tanrı'nın bütün zenginliğini biz miras alalım sevgili kardeşler. Öyleyse yemlikte doğan çocuğu takip edin. Amin. Bu size zafer tacını getirecek. Bu yemlikten alacağımız ders var. Bizim hayatımızı değiştirecek. Bizim düşüncemizi, bizim karakterimizi değiştirecek. Bizim yaşantımızı değiştirecek. Ve Tanrı bizde yaşayacak. Doğacak olan çocuğa böyle denilecek. Adı İmmanuel olacak. Halleluya. Ve o İmmanuel bizde yaşayacak. Halleluya. Ve bizimle olacak. İşte o gün bir yıldız parladı ve dünyanın sonuna kadar da parlıyor. Ve son günde de o parlak sabah yıldızı tekrar müjdeyi verecek. Ve milletler tekrar uyanmış olanlar, Mesih'te olanlar tekrar yıldıza bakacaklar. Ama bu defa yıldıza bakanlar dağ, dere, tepe bir yemlik aramayacaklar. Evet. Çünkü yıldıza baktıkları zaman yukarıdan melekler gelip tek tek hepsini havaya kaldıracaklar. Evet. Ve siz uçak bileti almadan doğru yukarı gideceksiniz. O zaman hiç demeyin ki ama benim yükseklik korkum var. Uçamam. Hiç merak etme, yükseklik korkusu da senden alınacak. Öyle bir sevinç olacak ki o parlayan yıldıza doğru gittiğinizde bütün arkada olanları unutacaksınız ve diyeceksiniz ki hele ki dünyanın aldatıcı zenginliğinin beni bozmasına izin vermedim. Hele ki o yemliğe baktım, yemlikteki Tanrı'nın o bebek hali gibi kendimi alçalttım ve o yüceler yücesi gökten gelen kralın önünde secde ettim. Onu Rabbim ve kurtarıcım olarak yüreğime aldım ve içimdeki karanlık yırtıldı gitti ve ben ışığın çocuğu oldum. Onlar ne bedenden, ne bedenin iradesinden, ne de kandan doğdular. Onlar Mesih'den, Mesih'in ruhundan doğdular. Ve böylelikle Tanrı'nın çocukları olma hakkını elde ettiler. Sizsiniz o. Tanrı'nın çocukları olma hakkını elde edenler. Öyleyse bu hakka sımsıkı sarılın sevgili kardeşler.
Ve böylelikle de her zaman değil milletlerin önünde Rab senin kutlu doğum günün mübarek olsun. Amin. Yüreğime doğduğun için, gelip de yüreğimi aydınlattığın için, ışığınla beni ışık oğullarından biri yaptığın için sana izzet ve yücelik sunuyorum. Amin. Kimin var böyle bir kurtarıcısı? Milletler de özenliyorlar, milletler de seviniyorlar, doğum haftaları yapıyorlar. Kimin doğumunu? Ölmüş olan birinin doğum gününü kutluyorlar. Şaşırıyor. Ölünün doğum günü kutlanır mı? Kutluyorlar. Kutlu doğum haftaları yapıyorlar. Acaba ne söylüyorlar merak ediyorum. Herhalde yönlerini peygamberlerinin mezarına doğru çeviriyorlardır. Mezarın başında duruyorlardır. Ben hele ki doğdun ey peygamberimiz. Adam ölmüş gitmiş ne? Böyle bir doğum günü kutlanır mı? Dedemin doğum gününü kutlasam herkes bana güler. Nerede dedem derler? İnan ki öldü ama yani ben hoşuma gidiyorum. Yine de ben kutlayayım. Birinin doğum gününü kutluyorsan yaşıyor olması lazım. Amin. Diri olması lazım. Amin. Gerçek olması lazım. Amin. Kalıcı olması lazım. Ebedi olması lazım. Biz kutluyoruz ama milletlerden özenerek, imrenerek iş olsun diye değil. Kendi yüreğimizi serinletmek için değil. Biz gerçeği kutluyoruz. Çünkü burada bir gerçek. Gerçek kimdir? İsa Mesih'tir. Gökten gelmiş ve göğe gitmiş olan gerçektir. Bu gerçeği kimse değiştiremez kardeşler. Ve bir yıldız parladı ve ebediyen parlıyor. Onun krallığının sonu olmayacak diyor. Davud'un tahtı üzerinde şimdiden ebede kadar o krallık yapacak. Ve krallığının sonu asla olmayacak. Kim ne derse desin, çok sahte krallar gelir, devrilir gider. Çok peygamberler gelir, devrilir gider. Ama bir taht var ve tahtın üzerinde oturan bir kral var ki, kralların kralı, Rablerin Rabbi, Alfa ve Omega olan, yücelerde Tanrı'nın sağında oturan, gelmiş ve tekrar gelecek olan, işte bizim iman ettiğimiz Rab ve kurtarıcı olan Mesih, İsa Mesih'tir. Amin. Ve bu sevinç, öyle bir sevinç ki bu sevinç, gökteki melekleri bile yerinden oynattı. Evet. Melekleri bile şaşkın etti. O melekler buna bu sevincin karşısında, çünkü Petrus'un mektubunda diyor, Petrus'un mektubunda, melekler bile diyor bu işlere bakmak isterler. Melekler bile peygamberlerin ağzından çıkan sözleri takip ediyorlardı. Nasıl bir şey olacak? Ne zaman ki işte bu üç tane yıldız bilimci oraya doğru giderken bu gökteki Rabbin melekleri de gördüler ki orada kurtarıcı doğdu. Rabbin şaşılası işi karşısında ham, izzet ve övgüler söylemeye başladılar. Gökte büyük bir sevinç, gökte büyük bir bayram oldu. O sevincin, o bayramın taşkınlığı göğü aştı, yeryüzüne kadar indi. Melek şey çobanların yanına kadar indi. Melekler seviniyorlar, dünyanın umurunda değil. Herkes de kadehini almış, hadi tokuşturalım şerefe. Oğlum ne kadar içersen şerefin, yoksa tokuşturmayla şeref gelmez ki. Gelir mi? O yüzden biz Hristiyanlar, bakın sizi özendirmek için söylemiyorum. Gidip de hemen denemeyesin, hadi bir de şarap içelim diye demeyesin. Ama genellikle bir sofrada oturdukları zaman, bir sofra kurdukları zaman, eğer ki sofralarında bir kadeh varsa, hadi sağlığına, mutluluğuna derler. Hristiyanlar şerefe demezler. Şerefe diyenler, o yoksun oldukları şeyi özledikleri için onu arzulayarak kadeh tokutuyor diyorlar. Anlatabildik mi? Anladınız mı bir şeyi? Anlamadıysanız sonra anlatırım. Fazla da önemli değil. Ama aklınızda kalsın. Kutsal kitapta bir ayet var, diyor ki okuyan anlasın. Fazla açıklama yapmıyor. Çünkü niye o dönemde açıklama yapsan tehlikeydi, kelle giderdi. O yüzden de işiten anlasın. Sevgili kardeşler, fakat espriden tekrar gerçeğe döndüğümüzde bir şey var. Mesih, kralların kralı,
Rablerin Rabbi. Amin. Gelmiş ve bizi onurlandırmış. Ve günahın her yükünü ve kuvvetini üzerimizden atmış. Ve kendisinde olan karakteri, kendisinde olan o nuru bizim üzerimize saçmış. Ve bizi nurlandırmış. Ve nur yolunu da bana göstererek demiş ki, İşte ben dünyanın nuruyum. Şimdi bende olan nuru sana veriyorum. Sen de bu dünyanın ışığısın. Amin. Bu yüzden de seni karanlıkta parlayan bir ışık topuna dönüştürdü. Amin. Sen ışık mısın? Evet. Emin misin? Evet. O zaman sevinçli ol. Amin. Eğer sen ışıksan, biliyor musun? Karanlıkta, yaz aylarında genellikle bir yerde lambayı yakarsan, lambaya neler toplanır? Ha, sen ışık ol, çok sinekler gelip etrafında düşecekler. İşe yarayan adam olmaya başlar. Ama işe yaramayan da lambanın ışığına yapıştığında ölür. Öyleyse sen o yaz akşamlarında parlayan bir ışık gibi ol. Amin. Her zaman ışığınız parlasın. Amin. Ben nurun oğulları olarak yaşayasınız. Amin. İyi ki doğdun Rab İsa diyor. Amin. Sen de dünyasın. Thank you.